Ekranların en çok izlenen sağlık programı Doktor Ferun Kunak Show bugün yine dop dolu. Her yaştan insanın problemi bel ağrılarıyla nasıl başa çıkarız? Bel ağrıları için yumurta kolisiyle masaj teknikleri. Her iki kişiden birinde görülen bel ağrısı fıtık belirtisi mi? Bel ağrılarının nedenleri ve doğal tedavi yöntemleri. Binbir derde deva, kelek sirkesi ve kelek turşusu yapımı. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz kışlık domates konservesi az sonra Doktor Feridun Kunak Show'da. Evet, hoş geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Ekran başındaki seyircilerim de sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Memleketimiz bir cennet sevgili kardeşlerim. Her şeyinden de yararlanıyoruz. Bakın, kavun olarak yararlanıyoruz ama keleklerden de çok yararlanıyoruz. Tam da kelek mevsimi. Pazarlarımızda da çok da bol bulabiliyoruz. Kelekten size çok güzel bir turşu kuracağız. Ama esas önemli olan, ben de size çok iddialıyım bunda da, kelek turşusunu Serap Hanım yapacak, ben de size kelek sirkesi yapacağım. İnanılmaz bir nimet, çok faydalı. Ayrıca kelekten cildiniz için bir güzellik anlatacağım. Biraz sonra göstereceğim inşallah. Ondan da yararlanacağız. Bu mevsimde koruk mu bulunur dersiniz ama biz bulduk. Bakın böyle koruklar da bulduk. Bunları da nasıl yapacağımızı anlatacağız. Hepsini size göstereceğiz biraz sonra. Sevgili kardeşlerim, yumurta nimetinden yararlanacağız. Yumurtadan yararlanacağız. Yumurtanın gördüğünüz gibi ambalajı var. Ambalajından ayrı yararlanacağız. Yumurtanın kendinden ayrı yararlanacağız. Yumurtanın kabuğundan ayrı yararlanacağız. Ve bunlarla bel ağrısında çok önemli şeyler yapacağız. Acaba ne yapacağız? Biraz sonra anlatacağız. Bu yumurta kabuklarını atmıyorsunuz. Yumurta kutularını da atmıyorsunuz. Bunların hepsini göstereceğiz. Bizim Ankara'mızın bir meşhur bir kardeşimiz var. Ankaralı Yasin diye geçer. Onun evine gittik. Kendisi Çubuklu. Çubuk'ta onun evinde turşu kurduk. Biliyorsunuz Çubuk turşusu dünyaca meşhur. Yani Amerika'da bile gittik, birçok yerde turşuyu gördük. Hakikaten Çubuk turşusu diye gördük. Kendi gözlerimizle gördük. Orada bir restoran sahibi bize ikram etti. Yani Çubuk turşusu bütün dünyaya yayılmış. Almanya'ya, şuna buna yayıldı. Buradaki kardeşlerim götürüyor ama Amerika'da bile Çubuk turşusunu yedik yani. O yüzden biz de Çubuk'a gittik. Ankara'da Yasin kardeşimiz bizi misafir etti. Orada Çubuk turşusu nasıl kuruluyor? Çubuk turşusunun özelliği ne? Ne farkı var? Onları anlattılar. Beraberce onun da görüntüleri var. Göreceğiz. Ama biz de karınca kararınca size kelek turşusu yapacağız. Sağlıklı bir turşu nasıl yapılır onu anlatacağız. Ondan sonra da bir de kelek sirkesi yapacağız. Aman kaçırmayın. Bugün çok enteresan şeyler var. Yumurta nimetinden her türlü yararlanacağız. Bir de yumurtayla ilgili biraz sonra bir yarışmamız var. Bir koli yumurta neler kazandıracak, neler kazandırmayacak. Eğer bunun üstüne kırmadan oturabilen kardeşimiz olursa çok özel bir ayakkabı mükafatımız var. Ama kırılır da üstü kirlenirse ona da bir şeyimiz yok. Yani temizci parasını vermeyeceğiz, haberiniz olsun. Arkanızdan böyle yumurtalar aka aka gidebilirsiniz, ona karışmayacağız. Ama kırmadan oturana ayakkabı hediye edeceğiz. Biraz sonra yapacağız bu yarışmayı, hazır bu. Böyle üstü streç de yapmayacağım ha. Açacağım streçten öyle oturacağım. Streçli olunca bulaşmazlar, oturursunuz. Ayakkabı kazanmak kolay mı? Kolay, kolay, çok kolay. Güzelce Feridun Kunak'ı güzel seyredenler, şifreyi bilenler oturdukları yerden kazanacaklar. Siz buradan yumurtayı oturayım, oturmayayım diye uğraşırken onlar oturdukları yerden şifreyi kazanacaklar. Bugün şifremizin birinci kelimesi neymiş? Kayseri'nin K'si, K'sı. Kayseri'nin K'sı. Kazananlara ayakkabıları kapıların önüne teslim. Ayakkabıları alabilmenin şartı şifreyi güzelce bilip hemen bize müracaat etmek, telefonla sarılmak. Bu ayakkabılardan erkekler erkek modeli, hanımlara hanım modeli. Bir grup ayakkabımız var düz model ama böyle pamuk gibi bir model. Hiç ayakkabınızda ağrı, sızı çekmeyeceksiniz. Kadınların ayaklarına hiçbir acıtıcı özelliği olmayacak. Bir grup da var ki böyle yürüdükçe spor yapacak. Yani bel ağrısını, sırt ağrısını giderecek bir sistem bu. Çok özel bir sistem. Bunu muhakkak katılın, kazanın diyoruz. Sevgili kardeşlerim, çok karıştırdık ortalığı, düşürmeye başladık. Eğer ben de Feridun Kunak'a nasıl ulaşacağım, ne yapacağım
ben nereden bulurum? Ben ta Ankara'da diyelim ki ta Erzurum'dayım. Ben Edirne'deyim diyenler feridunkunak.com'a girsinler. Telefon numarasını yazdırsınlar. Hiçbir bedel yoktur, hiçbir karşılık yoktur, hiçbir ücret yoktur. Telefon numaranızı yazdırın, biz sizi arayacağız. Nedir kardeşim diye derdinizi dinleyeceğiz. Gerekirse filmlerinizi isteyeceğiz, gerekirse tahlillerinizi isteyeceğiz. Size yön göstereceğiz. Ne yapacaksınız, nereye müracaat edeceksiniz ya da neler yapmanız gerekiyor. Onlarla ilgili size elimizden geldiği kadar bilgimiz nispetinde size yardımcı olacağız. Sadece ve sadece feridunkunak.com'a girip telefon numarasını bırakınız. Hiçbir bedel, hiçbir ücret yoktur, hiçbir karşılık yoktur. Sadece ve sadece hizmet amaçlıdır bu telefon. Evet sevgili kardeşlerim, her zaman olduğu gibi sabah jimnastiğini yapalım. Ne olursunuz, ne olursunuz eşinize dostunuza haber verin. Bizim programı seyretmeyenlere haber verin. Hala programın başladığını bilmeyen bir sürü kardeşimiz var. Bu bayram tatili süresince İstanbul'daydık, İstanbul'a falan gittik. Oralarda da gördük. Aa program başladı mı diyorlar. Lütfen sizden rica ediyoruz. Bilmeyen, tanımayan en az 10 kişiye haber vermenizi rica ediyoruz. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili de bir yarışma düzenleyeceğim. Bizim programı seyrettirdiğiniz 10 kişiyi bize fotoğrafını çekip yollayacaksınız. 10 kişiyi yollayana ayakkabı hediye edeceğim. Bir daha söylüyorum. Ben mesela Ayşe Hanım. 10 tane arkadaşımın tak 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 fotoğraflarını yolladım. Ne zaman? Tam beni seyrederken Feridun Kunak Show yazacak kenarında. Yanında duracak böyle fotoğrafı çekip bana yollayacak. Yollayanlara 10 kişi olana tak diye kapısına ayakkabıyı yollayacağım. Amaç ne? Feridun Kunak'ı seyrettirmek. Çünkü bu program bir hizmet programı. Bakın hiçbir sağlık programı 5 yıldır devam etmez. Bir daha söylüyorum. Hiçbir sağlık programı aman der bıkar insanlar. Ama sizlerin sayesinde, sizlerin duaları sayesinde, sizlerin bizi iyi takibi sayesinde kanalın 5 yıldır en önemli saatini bize ayırıyor. İster spor yaptır hocam, ister ne anlatırsan anlat diyor. Biz de elimizden geldiği kadar bir programımız bir programa benzemiyor. Bir anlattığımıza benzemiyor. Lütfen ne olursunuz bu programı seyredin, seyrettirin. Çünkü bu programın çoğu hizmet amaçlı, insanlara bir hizmet etme amaçlı. Lütfen seyredin, seyrettirin çünkü çok kazanacağı şeyler var. Kardeşlerim, bakın sabahları lütfen asabınızı bozacak, sizi şuur altında kötü şeyler yaptıracak programlar seyretmeyin. Beni affedin. Bak bir örnek vereceğim. Bunu bir doktor gözüyle söylüyorum. Bir program seyrediyorsunuz. Programda kadının kocası kadını öldürüyor, götürüp gömüyor. Siz onu seyrediyorsunuz. Onu heyecanla seyrediyorsunuz, merakla seyrediyorsunuz ama şuur altınıza bakın bir daha söyleyeyim. Şuur altınıza o yerleşiyor. İster istemez kocanızdan korkuyorsunuz. Şuur altında bilinçli korkmuyorsunuz. Ve saçma bir sebepten kocanızla kavga çıkarıyorsunuz. Saçma bir sebepten. Komşusu komşuyu kesmiş gömmüş. Oradan o komşuya karşı şuur altında bir olay oluyor. Basitçe kapının önüne niye ayakkabıyı koydun diye komşuyla kavga çıkarıyorsunuz. Ondan sonra şuur altında bu çıkıyor ortaya. Lütfen ne olur yalvarıyorum. Kendinize yararlı, kendinize bir imkan sağlayacak, fayda sağlayacak şeyleri yapınız, onları seyrediniz. Yarın bir gün Yüce Allah da soracak size, ben size bu vakti verdim, ne yaptın sen bu vakitte? Ne yaptın? Ahmet Mehmet'i kesmiş onu seyrettim. Ne faydası var sana? Ne kazandırdı sana? Senden götürenleri, ruhundan götürenleri. Öbür tarafta onu vurmuş, onu şey yapmışlardan ziyade. Burada ne görüyorsun? Sabah jimnastiği yapıyorsun. Ne görüyorsun? Yumurtadan neler kazanılacak onu görüyorsun. Evine nasıl bir sirke yapabilirim onu görüyorsun. Sağlıklı olabilmek için, bedenin hastalık olmaması için neler lazım onları görüyorsun. Ne olur kendinize yararlı programları seyretmeye çalışın. Kötü programları mümkün olduğu kadar seyretmeyin, seyrettirmeyin. Çok dikkat edin. Ben bunu bir doktor gözüyle söylüyorum size. Buna özellikle dikkat edin. Haydi enerjinizi tazeleyelim. Haydi canlı heyecanlı enerjimizi tazeliyoruz. Sağ elimizi tepemize, sol elimizi göğsümüze koyuyoruz. Derin derin nefes alıyoruz. Her nefes aldıkça iyiliğin, güzelliğin, huzurun, mutluluğun bize ulaştığını hissediyoruz ve şükrediyoruz. Ne diyoruz? Ya Rabbi bütün verdiklerine sonsuz şükürler olsun. Verdiğin akıla, verdiğin fikirlere, verdiğin güzelliklere sonsuz şükürler olsun Rabbim. Olmayanlara da ver ya Rabbi. Hastane köşelerinde şifa bekleyenlere yardım et ya Rabbi. Hapishane köşelerinde sıkıntıda olan kardeşlerime yardım et ya Rabbi.
Polislerimize, Mehmetçiklerimize, emniyet kuvvetlerimize yardımcı ol ya Rabbi. Şu ülkeyi can cana, kardeş kardeşe bir arada yine güzelliklerle yaşamayı bizlere nasip et ya Rabbi. Sana sonsuz şükürler olsun. Kötülüklerden koru, belalardan koru. Ülkemize dirlik, düzenlik içinde, huzur içinde, mutluluk içinde bizlere yaşamayı nasip et. Sana sonsuz şükürler olsun diye hem kendinize enerji verin hem de şükrünüzü bol bol yapın can kardeşlerim dedikten sonra boyun hareketlerine geçiyoruz. Gidebildiği kadar sağa. Gidebildiği kadar sola, gidebildiği kadar sağa, gidebildiği kadar sola, gidebildiği kadar sağa, gidebildiği kadar sola, sağ, sol, sağ, sola, sağ, sol. İyice geriye, iyice öne, iyice geriye, iyice öne, iyice geriye, iyice öne, iyice geriye, iyice öne, iyice geriye, iyice öne. Olduğunuz yerde sağa eğin, sola eğin, sağa eğin, sola eğin, sağ, sol, sağ, sola. Boyun ameliyatı olan olmayan herkes yapabilir bu hareketleri. Korkmadan yapınız kardeşlerim. Gıdım olmasın, horlama olmasın, yutma zorluğum olmasın, şuralarım kırışmasın. Bu hareketi çok yapın. Çenenizi öne doğru alın. Dilinizi içeride damağınıza değirin. Günde en az 20-25 tane yapın. Önce yapmadan önce buranızın fotoğrafını çekin. Bir ay sonra fotoğrafınızı çekin. Buradaki kırışıklıkların rahatladığını, olmadığını göreceksiniz. Gıdınızın düzeldiğini göreceksiniz. Ne olur ihmal etmeyin. Hadi kuluçlar için. Çevir, 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 çevir. Tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir. Kuluçlar için çok önemli harekettir kardeşlerim. Sakın ihmal etmeyin. Ellerimizi ensemize koyalım. Kapatalım, kapatalım, kapatalım. İyice açalım, açalım, açalım. İyice açılsın, açılsın. Kapat, kapat, kapat. İyice açıl, açıl, açıl. Kapat, kapat, kapat. Açıl, açıl. Eller ensedeyken sırt için hareket yapıyoruz. Sağa doğru eğil, sola doğru eğil. Hanımlar yan simitleriniz için önemli bu hareket. Sağ, sol, sağ, sola. Yan simitler için çok önemli. Bel ağrılar için çok önemli. Sırt ağrılar için çok önemli. Çok ağrınız varsa o bölgede bu hareketi 30-40 tane yapınız. Evet şimdi gene duruyoruz. Olduğumuz yerde elimiz ensemizde. Gidebildiği kadar sağa gitsin. Gidebildiği kadar sola. Sol. Sağ. Sola. Sağ. Sol. Sağ. Sola. Sağ. Sol. Sağ. Şimdi eller ensede, eller ensede böyle tutuyoruz. Öne eğeceğiz. Dizlerimizi dirseklerimizi değeceğiz. Dizlerimizi, dirseklerimizi. Yani böyle bakın. Ayşe abla sen değiremezsen kimse değiremez ya. Haydi. Harikasınız. Hayatta hiçbir şey zor değildir. Rabbim müsaade ettikçe herkes her şeyi yapabilir. Harikasınız. Harikasınız. Evet. Rahatlayın bakalım, rahatlayın. Şöyle bir derin derin nefes alın. Oh deyin, şükür deyin. Evet, olduğunuz yerde şimdi ne yapıyoruz? Dizimize, kalçamıza, belemize basit hareket yapıyoruz. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çek, 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 bırak. Çekiniz, bırakınız. Çekiniz, bırakınız. Çek, yana aç, getir, bırak. 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 Öbürünü yapıyoruz. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çek, 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 bırak. Çek, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Ayaklarımız için, bacaklarımız şişmesin, varislerimiz olmasın diye bir hareket yapıyoruz. Hem dizimize de faydalı. Ayağımızı iyice uzattık. Ayağı iyice kendimize çektik. Burada püf noktası ayağı kendine çekmek. Çekebildiğin kadar çekmek. Şöyle diye bak, iyice çekeceksin. Kaldır, indir, kaldır, indir. Diz için, kalça için önemli. Ayak için de önemli. Varis için de önemli. Öbürünü yapalım. İyice kendine doğru çek. Kaldır, indir. Kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir. Şimdi ne yapıyoruz? Varis olmayalım, şişmesin. İki ayağını da iyice çek, iyice bırak. Çek, bırak. Çekiniz,
bırakınız. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çek, bırak. Çek, bırak. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çek, bırak. Çek, bırak. Rahatla, bırak. Evet sevgili kardeşlerim, hareketleri yaptık. Bu hareketleri her gün bizimle beraber yapınız. Ama şikayet olan bölgenize bizim olan gösterdiğimiz hareketten en az 20-30 tane yapınız. O zaman daha rahat olacak. Şimdi reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra buradayız. Evet sevgili kardeşlerim, sevgili kardeşlerim biraz sonra yumurtadan ne kadar faydalanacağız onu anlatacağım. Yumurtanın ambalajından da yararlanacağız. Rabbimin yaptığı ambalajından yani kabuğundan da yararlanacağız. Ve çok özel bir şey öğreteceğiz size. Bu kolye oturacak seyircilerim. Kırmadan oturacaklar. Onlara da bir ayakkabı hediyemiz var. Kırmadan. İsteyenlere spor model, isteyenlere düz model. Hemen anında ayakkabı hazır. Her türlü numarayı da getirdik. Bunun üstüne tabii bu streçleri keseceğim. Böyle şimdi kırılmasın diye biz öyle tuttuk. Böyle gelecek şu şekilde. Biraz sonra şöyle. Oturacak. Şöyle oturacak. Ben tam oturmadım. Ben göstereceğim ama biraz sonra göstereceğim. Dur şimdi. Bu biraz kas gücüne dayanıyor. Yani böyle oturduğun zaman kendini tutabilmek meselesiyle oturacak. Sırf ama yanlarına tutacak mı? Yok yok hiç tutulmayacak. Oturuyorum. Yok oturuyorum. Dur. Oturuyorum. Kamera gösterecek yalnız. Bak yan kameramız da iyice bunun böyle oturulduğunu, iyice çöktüğünü gösterecek. Öyle değil yani. İyice oturacak. Tabii hava yastığı bol olanlar, yumuşak olanlar kırmayabilirler. Ha ağırlıkla alakası var değil mi? Hava yastıkları olduğu için böyle. Hava yastıkları var ya bolca böyle. Yani kilolular burada biraz şanslı. Öyle mi? Neden? Neden? Ama ağırlıktan ezilir o zaman. Ama hava yastıkları var ya orada böyle güzelce. Yani... Bak ablam ne güzel söyledi. Böyle yumuşak yumuşak basenleri böyle. Basenleri olanlar yani. Böyle yumuşak yumuşak olanlar içine doğru girecek. Daha çok yayılacak böyle. Bir şey yapmayacak böyle, o zaman. Evet şimdi... Biraz sonra bu yarışmayı yapacağız ama şu bizim medarı iftarımız Ankaralı kardeşimizin Yasin'in evine gittik. Sağ olsun bize baba evini açtı. Orada güzelce turşular kurduk. Göstereceğiz bakalım nasıl yapmışız. Sevgili seyircilerim, hafta sonları sizler için program çekmeye devam ediyoruz. Birçok ziyaretler yapıyoruz. Bugün de Ankara'mızın Şirin ilçesi Çubuğa doğru yolumuz düştü. Çubuğa doğru gidiyoruz. Burada da bizim Ankara'mızın Yasin isminde bir şarkıcı kardeşimiz, türkücü kardeşimiz var. Onun evine davetliyiz. Bizi kendi evine davet etti, mekanına davet etti. Oraya geldik. Bakalım burada neler yapacağız. Şimdi oradayız. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim hocam. Ne var, sizler yok? Nasılsınız? Ne kadar güzel bir bahçe yapmışım böyle ya. Oo, çok da güzel süslemişim bizler için. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Hakikaten. Sağ olasın. Beğendiğinizi sevindim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bakalım hadi geçelim o zaman. Yeter. Buyurun. Buyurun. Bir de seviyorum dedi, sana yanıyorum dedi, inan ölüyorum dedi, vah vah vah. İş verip tüydü, ortada koydu, aşkıma kıydı, vah vah vah. Seviyorum dedi, sana yanıyorum dedi, inan ölüyorum dedi, vah vah vah. İş verip tüydü, ortada koydu, aşkıma kıydı, vah vah vah. Dağlarda sesimi duyan olur mu? Vuruldum anama, ayan olur mu? Müzik
olsa adımı koyan olur mu vay? Gençliğime doymadım, murad almadım. Oğlum olsa adımı koyan olur mu vay? Gençliğime doymadım, murad almadım. Evler yıkan dağlar of, canlar yakan dağlar of. Anam görmüş rüyasını, Karabağlar of. Evler yıkan dağlar of, canlar yakan dağlar of. Anam görmüş düşünde Karabağlar of. Mezarımın taşı sılaya doğru, ah uzaktan görünür persek yokuşu. Başucumda durur hasretin taşı vay. Gençliğime doymadım, murad almadım. Evler yıkan dağlar of, canlar yakan dağlar of. Anam görmüş rüyasını, Karabağlar of. Bu nasıl talihtir de, bu nasıl kader? Yüreğimi yaktı sızın kardeşim. Anam feryat eder, ağlıyor peder. Ah niye açılmıyor da gözün kardeşim. Anam feryat eder, ağlıyor peder. Ah niye açılmıyor da gözün kardeşim. Evler yıkan dağlar of, canlar yakan dağlar of. Anam görmüş rüyasını, Karabağlar of, of, of. Seviyorum dedi sana, yanıyorum dedi, inan ölüyorum dedi, vah vah vah. İş verip tüydü, ortada koydu, aşkıma kıydı, vah vah vah. Bir de seviyorum dedi sana, yanıyorum dedi, inan ölüyorum dedi, vah vah vah. İş verip tüydü, ortada koydu, aşkıma.
Canıma kıydı vah vah vah. Hoş bulduk. Sevgili seyircilerim, şu anda Çubuk ilçemizin Taşpınar köyüne geldik. Taşpınar köyünde Hacı abimizin yanına geldik. Hacı abi bir tanıdık kendini. Ben Taşpınar köyünden Yusuf Yağcı. Yusuf Yağcı abim bize çubuğumuzun meşhur turşusunu kuracak. Acaba çubuğumuzun turşusu niçin dünyaca meşhur? Artık dünyaca diyorum. Samimi söylüyorum sevgili seyircilerim. Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da hep gittiğimiz yerlerde... Hocam çubuk turşusunu getirelim mi diyorlar. Çubuk turşusu artık bütün her yerlere yayıldı. Çubuk turşusunun namı yayıldı. Çubuk turşusunun özelliği ne sence Hacı abi? Ha şimdi çubuk turşusunun özelliği diğer memleketlerde, diğer yerlerde yapılan turşular çubuk turşusunu tutmuyor. Hı. Çubuğun turşusu daha meşhur, daha iyi, daha bilinçli, daha muntazam yapıldığı için... Çubuğun turşusunun özelliği sevgili seyircilerim, muhakkak kendileri ektiklerinden hemen tarladan topladık. Kendi ellerimizle bunları topladık. Şimdi güzelce hazırladık. Güzelce de yıkadık. Kurudular bunlar. Şimdi sarımsaklarımızı hazırladık. Evet. Biberimizi hazırladık. Ama çok özelliğini veren, birçok yerde bilinmeyen bunun adı neydi abi? Bu dereotu. Dereotu. Dereotu ama hani biz siz dereotunu bilirsiniz, bir değişik değil mi? Bu çubuğa ait bir dereotu. Bu turşuda kullanılan bir dereotu. Bizim bildiğimiz çarşıda pazarda aynen öyle. Çarşıda pazarda satılan dereotundan farklı bir dereotu. Evet. Hadi başlayalım. Buyur bakalım sevgili. Bismillahirrahmanirrahim. Cam kabımızı aldık. Bakın ne güzel Hacı abim, Allah razı olsun. Bismillah da çekti. Turşumuza başlıyoruz şimdi bakalım. Turşu kursun fincana. Turşu kursun fincana. Sarımsağını altına attık. Yaklaşık şöyle bir 10 diş kadar sarımsak attık. Ondan sonra... Bu da acı biber. Yani peki turşunun... acı isteyenler koysunlar, acı istemeyenler biberi koymayabilirler. Az koyabilir yani. Az koyar ya da koymayabilirler. Az koyabilir. Evde turşuları sen mi kurarsın, Hacı abi mi kurar? Biz beraber kuruyoruz. Beraber. Bak, Hacı ablam, yıkarım, o kurar. Hacı ablam ne güzel cevap verdi. Hayat müşterek dedi. Ne güzel cevap verdi. Beraber kurarız. Beraber kurarlarmış. Evet. Peki. Doğru. Şimdi devam ediyoruz bakalım. İçine acı biberimizi de attık altına. Sonra şimdi salatalıklarımızı atacağız. Bahçemizden topladığımız, kendimizin ektiği salatalıklarımızı topladık. Temizledik. Şimdi koyuyoruz. Koyuyoruz. Bir de bunun numaralandırılıyor değil mi Hacı abi? Numaralan sıfır bu. Bu sıfırmış. Sıfır. Bir numara, iki numara değil diyor. Bu sıfır numara turşuyu. Bir numara böyle büyük olur. Biraz daha büyük olur. Şu bir numaraya yakın yani. Yakın. Hacı abi bunu böyle koyarken... Sıralı mı olması lazım böyle arasında hava böyle dikmik gelmesi de şöyle yerleşmesi lazım biraz. O yerleşir o. Ben onu sallanca yerleşir diyor ne? Evet. Daha koyacağız mı? Peki. Daha koyacağız. Peki koyalım acı baba. Sıkı mı da olması lazım acaba? Ya sıkı da olması lazım. Çok bu şimdi sıkı olmazsa şişe. Yiyince, biraz hani olmaya başlayınca bu dağılır. Yukarı kalkar, su altına iner bunu. Ha. Heh. Tamam. Şimdi oldu hocam. Tamam. Şimdi dereotu ne zaman koyacaksın? Üstüne. En dereotu son. En son dereotu. Şimdi en son olacak, defne yaprağı konacak. Sarımsağını koyduk. Hacı baban bütün püf noktalarını açıklıyor bakalım. Evet. Şimdi. Daha ne karabiber? Yeteri kadar az bir şey hani karabiber atıyoruz buna. Bu bir özelliği, bir tat veriyor yani. Şöyle bu kadar. Üstüne tane karabiberimizi de attık. Attık. Tamam. Şimdi bu ne? Bu da limon tuzu. Ha, limon tuzu da önemliymiş sevgili kardeşlerim.
Kaç tane atacağız içine? 3-5 tane atacağız. 3-5 tane de limon tuzu atacağız. Değil mi? Çok attık. Biri durmasını sağlıyor. Onu da attık. Onu da attık. Şimdi geldi sıra sirkemize. Güzel bir üzüm sirkesini de attık. Üzüm sirkesi. 2 bardak da yapmıyoruz. 1,5 yaptık. Yapıyoruz. Kafi. Bu da kafi. Bu da oldu. Şimdi dereotumuzu koyacağız. Fazlaya gerek yok. Bu kadar dereotu buna kafi geliyor. Yeterli oluyor. Evet sevgili seyircilerim, şimdi en son bölümüne geldik. Ne yaptık? Salataları güzelce yerleştirdik. Biraz sıkı yerleştirdik. Hacı abim öyle öğretti. Aralarına hep sarımsaklarımızı koyduk. Ve bu yaklaşık 5 litrelik bir kavanozdu. Bunun içine bir tatlı kaşığından biraz daha fazla karabiber koyduk. Bir tatlı kaşığı kadar da limon tuzu koyduk. Ondan sonra üstüne çubuğa mahsus dereotu tabir eden bir ottan da üstüne koyduk. Şimdi ne diyorsun? Defne yaprağını mı? Defne yaprağımızı koyalım. Sen de benim gibisin. Demin kızdın ablamı verdiğinde. Bak sonra geldin ablamın dediğine. Ben de evde kızıyorum. Sonra onun dediğine geliyorum. Bak bak. Koymasaydı olmaz. Ha, defne yaprağı da koyduk. Olmaz. Ya Serap Hanım, salata turşusu koyuyoruz. Serap Hanım'ı getirmemek lazım. Bütün salataları bitirdin ha. Turşu kuruyoruz. Lezzetli de kardeşim. Bir daha getirmeyeceğiz seni. Turşu. Şimdi defne yaprağımızı da üstüne koyduk. Şimdi en son bölümü tuz bölümü kaldı. Yaklaşık 1 litre suya 1 bardak kadar doğal turşuluk tuz. Tuz çok önemli sevgili seyircilerim. Eğer tuzumuz iyi olmazsa turşunuz olmaz. Buna çok dikkat edeceğiz. Evet suyu koyalım. Sen de tuzu koy Hacı Baba. Güzelce bunu eritiyoruz. Şöyle hemen eritelim. Evet erittik. Evet. Güzelce erittikten sonra şimdi eğer yetmezse yine bir suyumuz var. 1 litre daha koyacağız. Kavanozumuzu aldık sevgili seyircilerim. Bahçeden de topladık burada salatalarımızı. Temiz yıkanmış salatalarımızı güzelce yerleştirdik. Sarımsak koyuyoruz, biber koyuyoruz ve güzelce yerleştirdik. Yerleştirdikten sonra sevgili seyircilerim bunun içine bir tatlı kaşığı kadar karabiber, bir tatlı kaşığı kadar limon tuzu koyduk. 1,5 bardak sirke koyduk. Üzüm sirkesi koyduk. Güzel üzüm sirkesi koyduk. Daha sonra sevgili seyircilerim tamamen çubuğa mahsus, bunun adı dereotu diye geçiyor. Bu otların da şu kadar yaprak kısımlarından koyduk. Bakın şu kadar yetti bize, yaprak kısımlarını koyduk. İçine bir tutam da defne yaprağı koyduk. 1 litreye 1 bardak da tuz koyduk. Güzelce erittik, güzelce kapadık. Şimdi burada bir püf noktası var. Hemen bu kapağı böyle getirip böyle yaparsak olmaz diyor Hacı abi. Neden? Bu biraz diyor kendine göre fermantoz yani bir işlem olacak. O yüzden birazcık diyor böyle kapağını gevşek koyacak. 24 saat böyle kalacak bu. Kaç gün sonra kapatacağız? Yarın kapatacağız. 24 saat böyle gevşek duracakmış. O biraz kendine geldikten sonra da bunu güzelce kapatacakmış. Evet şimdi biz de Serap Hanım bize güzel bir kelek turşusu kuracak. Bismillah dedi, başladı bakalım. Evet, bismillah dedik, başladık. Çok da lezzetli olur. Tamam. Küçük küçük olanlarını tercih ediyoruz Feridun Bey. Eğer büyüklerini alırsanız ortadan ikiye kesmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü biraz daha geç olgunlaşıyor. İsterseniz şu iki yanını keserek de yapabilirsiniz. O turşunun suyu içine girsin. Güzelce böyle turşu haline getirsin diye. İsterseniz de şöyle bıçakla şöyle bir ya da iki tane delebilirsiniz. Biz öyle yaptık. Biz delerek yaptık Feridun Bey. Şöyle başlıyorum. Öncelikle içine koruk koyuyorum en altına. Güzelce yıkadık tabii keleklerimizi burada. Yıkadık, kuruttuk. Birazcık koruk koyuyorum. Ya bu kelek turşusu mu? Ne oldu bu kadar çok? Hayır, bir de üstüne koyacağım. Ya az koyacaktın anne. Niye? Neyse, tamam hadi biraz çıkartayım. Tamam, ay niye? Çok güzel olur. Koruk çok lezzet verir.
tat verir Feridun Bey. En altına bir de güzelce şöyle defne yaprağı atıyorum. 3-4 tane. Ne dedi? Biraz önce VTR'de ne dedi beyefendi? Mutlaka karabiber koyun dedi. Ama çok onu üstüne koydu da aşağısı aksın olsun diye. Olsun canım, ben altına da koyacağım, üstüne de koyacağım birazcık. Birazcık da şöyle limon tuzu koyuyorum. Biraz da sarımsak koyacağım Feridun Bey. Yarısını üstüne, yarısını altına koyuyorum. Evet, güzelce keleklerimizi de yerleştiriyoruz. Biz burada bunlar daha önceden hep çatlatılmış, yani delinmiş kelekler, ona göre. Kelekleri biraz delmeniz lazım. Evet. Ya bıçakla ya iğneyle delecek. Bir de aynı boyda almaya dikkat ederseniz, aynı şekilleri aynı olursa. Bir de olursa, ne yapacaksınız? Güzel sıkıştırarak yerleştirmeniz evet lazım, çok önemli. Turşu kurarken çok önemli püf noktasıymış bu. Çok önemli bir püf noktası daha var. Bakalım şimdi onu bilebilecek mi seyircilerim? Turşuda çok önemli bir püf noktası var. Çok önemli. Ayşe abla gözlerini böyle ayıra ayıra bakıyor, acaba ne diye. Evet, suyumuzu da alayım. Ne ben acaba? Çok önemli bir püf noktası var turşuda. He? Ağırlık koyacakmışız. Fena değil, o değil. Çok önemli bir püf noktası. Turşuyu kurunca havasını almak gerekiyor, o da fena değil. Evet, Feridun Bey. Çok önemli bir özellik var. Şimdi soracağım, bilene ayakkabı vereceğim. Ya da ozon yağı vereyim, ayakkabı çok olur. Evet. Şimdi ne kadar suya, evet, ne evet kadar suya ne kadar tuz? 3 kiloya 3 litre. Bravo. Bir bar... Özür dilerim. Haklısın ama... Var, bütün seyircilerimiz konuşuyor. Feridun Bey konuşuyor, ben konuş. Buyurun efendim, buyurun. Ne? 3... Siz önden buyurun efendim. Yok, ne demek, reçel gibi yani. Evet. 1 litre suya... Bir bardak tuz koyacaksınız. Bir litre suya. Ablam bir kaşık koyuyormuş. Vallahi bize çubukta öyle öğrettiler. Hayır Feridun Bey, sebzeler de öyle. Yani şimdi 3 kilo keleğe 3 litre su koyuyoruz. Tamam, tuzunu ne kadar koyuyoruz? O tuzunu da 3 tane koyuyoruz. 3 tamam bardak koyuyoruz. Yani 1 litreye 1 bardak oluyor. Evet. Tuzunu tamam da... Biz 3 kilodan yaptık. Siz ona göre oranını düşürebilirsiniz. Evet, çok tuzlu olmuyor. Olmuyor. Çok tuzlu olmuyor. Evet, gerçekten kelek çok tuzlu olmuyor. Feridun Bey de dedi, 1 kiloya 1 su bardağı. Çok tuzlu tamam olur mu diye soruyor seyircilerimiz. Çok tuzlu olmuş. Peki, çok siz az koyun o zaman. Bir tamam, çay bardağı. 3 litre, dur şimdi bir dakika, doldur. Bir dakika, tamam. Karıştırdın değil mi? Evet. Karıştırdın. Ama kelek tuzu kabul ediyor. Evet, yani... Hani hepiniz konuştuğunuz için ben orada o kadar söyleyemedim. Başka eğer salatalıktan falan yaparsanız evet, ama keleğin olgunlaşması için, o turşu kıvamına gelmesi için biraz daha fazla tuz koymanız gerekiyor. Her yaptığınızdan biraz daha fazla tuz koymanız gerekiyor. Evet, 1 litre suya genelde 1 bardak konulur. Evet, şu aralarına dola. Üzerine tekrar. Feridun Bey, biraz önce 2 litre koymuştuk. Niye sustunuz? Konuşun, ben siz konuşacaksınız diye konuşmuyorum. Tuz fazla geldi diyor ablalar da, ben de aklım hayır, yatıyor yok birazcık. Ama bir bana şey göre de biraz fazla gibi sanki. Ama neden? Orada çubukta da öyle çubukta yaptı da öyle abi yaptı. Abi öyle yaptı ama ben yine fazlaymış gibi geliyor. Biliyorsunuz çubuk turşusunun üstüne yok. Tamam. Evet. Tamam evet, yeter. Üzerine biraz yeter, daha tamam. Yeter. Tamam. Şöyle yaptım. Biraz daha karabiberini attım. Biraz daha sarımsağını attım. Feridun Bey. Evet, üzerine şöyle bastırmak çok önemli. Üstüne evet, de bastırdık. Bastırdıktan sonra da üstüne bir tane de şöyle bir taş koymak lazım sevgili seyircilerim. Bu şişmesine mani olması açısından şöyle bir ağırlık koymanızda yarar var, haberiniz olsun. Bu turşunuzun kabarmasına mani oluyor. Bu çok önemliydi, bu ağırlık. Evet. Reklamlara gideceğiz ama. Ne kadar zamanda olacak? Reklamlardan sonra turşuyla ilgili çok özel bir püf noktası söyleyeceğim. Tuzunu bir daha kontrol edeceğiz. Tuzunu ne kadar olduğunu reklamlardan sonra size net söyleyeceğiz. Bir daha evet kontrol edeceğiz. Kaç günde olduğunu da söyleyelim ekran. Sevgili seyircilerim, tuz hususunda birazcık tartışmalar var.
bize çubukta Hacı abinin öğrettiği 1 litreye 1 bardaktı. Fakat buradaki seyircilerim diyorlar ki tuzu biraz fazla oldu. Yalnız keleğin kıtır kıtır olması için birazcık tuzlu olması lazımmış. Onu da söylüyorlar. Biz size diyoruz ki bunu 3 litre suya yaklaşık 1,5 bardak, biraz da bizim su bardağımız büyüktü, onun da etkisi olabilir. 1,5 su bardağı dolu dolu tuz atın siz. Onun biraz fazlaysa ona göre de karar verirsiniz kendiniz. Şimdi ben size iki tane püf noktası söyleyeceğim. 1. Bu kapağını hemen kapatacak mıyız? Ne kadar duracak? Bravo. Bir gün açık durması lazım. Neden? Bir işlem olacak. Bu taş önemli kardeşlerim. Bu taşı bak sıkıştırıp koyduk. Bu çok önemli. Yoksa kabarıyor, böyle üste doğru çıkıyor. Buna çok dikkat edeceksiniz. Kapağını 24 saat böyle açık duracak. 24 saat sonra kapayacaksınız. Burada çok önemli bir husus var turşuda. En önemli husus ne? En önemli püf noktası ne turşuda? En önemli püf noktası ne? Suyla. Hazır suyla yapmam. Ne? Dinlenmiş. Çok önemli bir şey var. Çok önemli bir şey. Cam kavanozumuz. Cam kavanoz. Duyuyor musunuz? Allah'ını Muhammed'ini seven, turşuları plastiğe kurmayın. Fayda yerine zarar veriyorsunuz evinize. Kendi kendinizi zehirliyorsunuz. Allah'ını Muhammed'ini seven, bu ablama bir tane ozon yağı hediye edin. Bir tane getiremen. Bir daha söylüyorum. Allah'ını Muhammed'ini seven plastiğe turşu kurmasın. Teneke olabilir. Eski bizim hani emayelerimiz vardı, ona olabilir. Paslanmaz çeliğe olur, küpe olabilir. Küp çok güzel, onlara olabilir. Ya da cam. Ne olursunuz, plastikte çok büyük zarar görüyor beden. Tuzlu su çekiyor plastiğin içindeki maddeleri, sıkıntı oluyor. Lütfen ama lütfen sirkeleri, turşuları yapmayacaksınız. Bir önemli husus daha, sıkıştırarak koyacaksınız. Bunlara çok dikkat edeceksiniz. Sevgili seyircilerim, bunlara özellikle dikkat ediyoruz. Benim kadar çok karakter atmayacaksınız. Altına da korup koymayacaksınız. Sadece üstüne konulacakmış korup, bunu da bilmiyordum. Feridun Bey öğretti. Altına da koyabilirsin. Reklam arasında dedi. Burada dedi bizim ki zaten, sen dedi karabiber çok koydun dedi. O korukları bulabileceğiz diye gezmedik, yer bırakmadık. Ne yapacağız ki o korukları şimdi ama, başka? Yiyecek miydik onları? Ama bir dakika, o hepsini koydun. Sirkeye de koyacaktım ben, sirkeye kalmadı. Ya var daha ne, var. Kalmadı. Var, biraz daha var. Buzluğu da kaldırdı arkada. Bir sürü döktüm. Arkada koruklarımı bitirdin dedi. Sadece üstüne koysaydın dedi. Evet. Altına niye koymadın dedi. Evet dedim. Hatta burada seyircimizin birine bir şey dedi. Ne dedi? Bütün kaynanalara, görümcelere eşdeğer Feridun Bey dedi. Hiç arama dedi. Ben dedim hocam. Ne dedin? Vallahi Feridun hocam da hepsine bedel dedim. Hepsine bedel. Çok teşekkür ederim. Senin belini ağrıyordu değil mi? Ben şimdi belinle çok güzel bir manipülasyonla güzel bir şeyler yapacağım artık. Bilemiyorum. Şimdi şaka bir tarafa. Bu yumurtaların üstüne kim oturacak? Kim oturacak? Bu yumurtaların üstüne kim oturacak? Üstünüz başınızda. Bakın şöyle, çünkü ben hafiften oturup gösteriyorum. Bakın gösteriyorum. Burada bacak kuvveti çok önemli. Elleriniz değmeyeceksiniz. Bacak kuvveti önemli. Veriyorum. Bak, kamera çeksin. Görüyor musun? Ama bak bacaklarım gergin. Bak çok gergin bacaklarım. Verdin mi ağırlığımı, vermedin mi? Kamera gösteriyor. Veriyor mu, vermiyor mu? Bak. Yaylanıyor ya. Nasıl vermedin? Bak. Bak. Folyo kağıdı var. Peki. Folyo kağıdı tutuyormuş. Ablam diyor ki öyle. Şimdi bunu açıyorum. Açıyorum. Kazanana? Kazanana ayakkabımız hazır bak burada. Kazanana. Ama üstü başın yumurta olursa karışmam. Ha? Vallahi çok güzel de köy yumurtası, şöyle sarı sarı. Sen oturacaksın ha? Hava yastıklarına kaç güveniyor abla. Kaç kişi seçeceğiz Feridun Bey? İki kişi seçelim. İki kişi seçeceğiz. Hangi ablam geliyor? Gel. Tamam, şeyi de kestim. Bence yedek etek getirseniz iyi olur. Doğru, haklısınız. Evet, yumurtaların üstüne oturuyorsunuz. Eğer kırmazsanız ayakkabıyı alıp gidiyorsunuz.
Bak burada ben... hemen bir tane hevesli var. Abla sen gel. Bir de şu arkadaki ablam da gelsin. İkisinin de beyaz pantolonları var. Şöyle sarı sarı güzel güzel giderler burada. Evet. Evet dur dur. Dur öbür ablam da gelsin. İkiniz arasında kura çekeceğiz. Hanginiz önce oturacak diye. Bakın yumurtalarımızı daha gösterelim. Bir koli yumurta üstüne ben hafifçe göstereyim gene. Şöyle yalnız bak kas kuvveti önemli burada. Böyle oturacaksınız. Evet. Şimdi oturdum ama kas gücümle bak. Kırmadım vallahi. Gel. Gel. Bu mu? Otursun bu mu? Bir kura çekeceğiz. Dur şimdi kura çekeceğiz. Kura çekiyoruz. Para var mı? Avucum içindekini. Ha. Avucum içindekini bilen, avucum içine bir şey sakladım. Bilen önce oturacak. Sen sonra oturacaksın, bu önce oturacak. Ama sonraya kalmayacak, kıracaksın çünkü. Kaç numara ayağın? 36 numara ayakkabıyı da hazırlayın. 36. Spor model mi, düz model mi? Tamam, spor model. Ama kırarsan cezası ne? Ne? Ne ceza verelim? Pantolonu kirlenecek. Sarı sarı akacak. Ha? Peki. Söyleme. Şarkı söyletelim. Tamam. Şarkı söyletiyoruz. Evet. Hadi bakalım. Hadi ablamıza şey yapalım. Evet. Gel bakalım. Güzelce kas gücünü göster bakalım abla. Hadi bakalım. Gel şöyle. Şöyle de tutayım ben şunu. Dikkatlice şöyle bak bir dakika. Şöyle bacağını iyice dengele ki kas gücün lazım burada. Hart diye otursan yumurta bu kırılacak tabii. Hadi. Dikkatlice. Elini olmaz. Olmaz. Elini olmaz. Hiç el yok. Biraz daha geriye. Biraz daha geriye. Geriye ver. Hadi. 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 Bırak bırak iyice kendini. Bırak. Oturdu mu oturmadı mı sevgili seyircilerim? Oturdu mu? Gel gel gitme gel. Gel. Peki bu ablam kırmadı dur. Gel. Acaba bu ablam ne yapacak? Ben bunun daha çok kırmayacağını söylüyorum. Bunun hava yastıkları daha fazla çünkü. Hadi abla otur bakayım. Şöyle bir dengele kendini önce. Ya beni mahcup etme bir dengele önce. Heh. Otur. Evet. Şöyle şimdi. Otur. Vallahi kırmadı ya. Bu da kırmadı bak. Vallahi bravo. Kırmadı, kırmadı. Kırmadı. Niye kırmadı? Evet. Niye kırmadı? Çünkü bu pimpon toptu. Evet, evet sabah. Size böyle bir espri yapalım dedik, sizi güldürelim dedik. Yoksa mümkün mü? Değil mi? Ha. Mutlaka kırılır. Bakın evet, sabah değil. Özellikle size fondötenden böyle kirler de yaptık. İyice inanasınız diye. Fondöten. Aslında hanımefendi dokundu da. Evet. Böyle dokundu da. Şimdi ben ablalarıma yumurtanın üstüne otururlarsa dedim. Yumurta olmadığı için arkamı da yok. Yumurta olmadı. Ama birer ozon yağı verelim. Çok teşekkür ederim. Birer ozon yağı verelim. Ama ayakkabı değildi ki. O yumurta değildi. Gerçek yumurta koyarım ama. Getir sen birer tane ozon yağı verin hemen. Çabuk hemen ayarlayın. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet beraberce gülelim diye yaptık. Şimdi size bir önemli bir şey açıklıyoruz sevgili seyircilerim. Yumurta inanılmaz bir nimet. Yumurtanın bu ambalajlarından da faydalanmanız için size ne yapacağınızı öğreteceğiz. Getir bakalım şu heykelciğimizi getir bizim. Onu getir. Feridun Bey benim bildiğim bir şey var. Tut seni. Bir püf noktası sadece küçücük. Buyurunuz. Siz tabii tıpla ilgili bir şey anlatacaksınız. Buyurun söyleyiniz. Ben de eğer hani sesiniz böyle komşuya falan gidiyorsa sesi çekiyor, içine koyuyor, o akustiği çekiyor. O yüzden böyle birkaç tane yumurta kabuğu koyduğunuz zaman ses dışarıya gitmiyor. Evet, şimdi böyle anlatamadı küçücük bir... Serap Hanım. Hayır, anlattım. Nasıl anladınız? Peki nasıl anladınız? Nereye koyacakmışız? Bir dakika sus, bir dakika. Allah aşkına sus. Allah adı verdi. Duvara üst üste yan yana
kalıp gibi dizeceğiz. Dizeceğiz. Sonra sizden ne oluyormuş? Anladım. Ses iletişimini yapmıyor. Ses duyulmuyor. Bak işte. İşte. Ama işte, öyle birkaç işte, taneyle olmaz. İşte. Birkaç taneyle olmaz. Verir misiniz? Bir kamera çekiyor mu? Bak. Böyle olmaz bak. Böyle birkaç tane. Bir tane buraya, bir tane buraya ile olmaz. O ses için böyle olursa olur. Bak böyle olursa olur. İşte anlatamadı dediğim o. Yani birkaç taneyle olmaz. Bütün odayı mı kaplayacağız? Evet. Hayır, bir evet. Bütün odayı aynı kaplamasam da. Aynı dış cephe kaplama gibi. Bak ablam ne güzel söylüyor. Evet. Dış cephe kaplama gibi bak böyle bak. Ama böyle kim birbirine kaplayacak Feridun onu? Öyle olursa sesi tutuyor. Senin ama olsun birazcık etki ediyor. Birazcık etki ediyor. Ya. Mesela iki tane bak, bu duvara. Birbirine, hayır. İki tane bu duvara hayır, o bile etkiliyor. Azıcık olmaz. Etkiliyor bir Feridun. Daha söylüyorum. Bakın. İçine çekiyor sesi. Bakın çünkü böyle yapacaksınız. Böyle böyle bütün duvarı kaplayacaksınız. Ses izolasyonu ile ilgili stüdyolara gidiyoruz biz. Stüdyoların içine giriyoruz. Kabinde konuşuyoruz sizlere, bazı programlarda konuşuyoruz. O ses düzenleri şeylerinde böyle bütün her taraf bundan kaplanıyor. Evet. Doğru. Evet. O zaman burada ses yankılanıp geliyor. Serap Hanım tamam, dediği evet, doğru. Tamam evet, bak şu anda ama yönetmeni de verdi. Bak çok teşekkür tamam, ederim. Ne güzel. Güzel. Bak işte bak. Ama nasıl kaplamış? Her tarafı kaplamış. Tamam her tarafı kaplamış. Ama evde diyelim ki kavga ondan ediyoruz. Şimdi biz evde diyelim ki biz kavga ediyoruz. Komşular senin sesini ya duymasın. Ya da şöyle. Duymasın böyle diye. Böyle yapsan o zaman hiç ses çıkmaz bak. Hiç ses çıkmaz. Her yerini kaplamam lazım bence senin. De, evet. Bence de. Böyle her yerimi kaplamam o zaman hiç sesim çıkmaz. Çok iyi olur. Çok güzel olur. Selam ama Hanım ne yapıyorsunuz? Birkaç tanesinin de etkisi oluyor Feridun Bey. Selam Hanım iyi misiniz? Bak hemen birkaç tanesinin de etkisi oluyor. Ya, azıcık böyle olsun oluyor. Olmaz anneciğim böyle olmaz bak. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Tamam komple böyle kaplamaktan bahsettim. Bak böyle olacak. Ben. Bak stüdyoya yönetmenime çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Benim beni de kaynanaya benzeten ablama da kapak olsun bu. Şimdi peki bundan nasıl yararlanacağız? Nasıl şimdi iyi dinleyiniz. Ses için dedi Serap Hanım. Ses için de haklı, güzel. Yok, şimdi ne yaptığımızı anlatıyorum. Bakın ne yaptığımızı anlatıyorum sevgili seyircilerim. Ne yaptığımızı anlatıyorum. Şimdi sırtımızda bir sürü akupunktur noktaları var. Bir sürü akupunktur noktaları var. O noktaları uyardığımız zaman bel ağrılarından kurtuluyoruz. Nasıl uyaracağız? Devamlı elimiz orada mı duracak? Elimiz orada mı duracak? Şimdi size ne yapacağımızı göstereyim. Gel ablacığım seninle konuştum. Sen de gel sevgili ablam. İkiniz de geliniz. Evet. Geliniz. Şimdi ne yapacağımızı gösteriyoruz. Tutun bakalım. Sizce nasıl yararlanacağız bundan da fayda göreceğiz? Mikrofonu tutar mısın Serapcığım? Nasıl sence? Yok. Bakın anlatıyorum püf noktasını. Sırtta bir sürü akupunktur noktaları var. Bilhassa bel bölgesinde çok var. Bakın bel bölgesinde. Siz bu akupunktur noktalarına baskı uygulayabilirseniz ağrılarınız rahatlar. Masaj yaparken de onun etkisi oluyor. Ne yapıyorsunuz böyle? Bastıra bastıra böyle masaj yapıyorsunuz. Nereye yapıyorsunuz? İşte bu akupunktur noktalarına yapıyorsunuz. Eğer siz böyle bir kolinin, bakın bu tarafı biraz daha sivri tarafı daha iyidir. Burası biraz daha yumuşak tarafıdır. Şöyle sert tarafını gelecek şekilde şu ablamı da gösterelim. Şöyle bakın. Esasında elbisenizin üstünden değil de atletinizin üstünden olsun. Çıplak teninize de olmasın. Çıplak teninize de olmasın. Olsa iyi olur. Bakın şurada bir göstereyim. Ablamın sırtında bir göstereyim. Kamera tam buraya bir versin. Bir versin. Bakın şimdi biraz sonra göstereceğim. Bakın ne güzel iz yapıyor burada. Bakın bir daha göstereyim. Şuraya iyi bakınız. Bakın bak. Bak. Şimdi çekeceğim kamera gösteriyor. Bakın görün. Bakın nasıl o noktalara baskı yapıyor. İşte bu amaç bu. Oradaki noktalara yani şu noktalara baskı uygulayacağız. Atletinizin üstünden koyunuz. Terleyince falan bu ne kadar olsa sentetik bir malzeme sıkıntı yapmasın. Sıkıştırılmış karton diyorlar yatarken ama ben yatarken mi koyacağız Feridun? Efendim? Yatarken mi koyacağız? Serap Hanım yatarken de olabilir ama evde iş yaparken koyacaksınız esas. Benim iddiam bu. Şöyle koyduk. Durduracağız bir tane bak. Nasıl? Bak ne yapacağız bak. Bandajla. Elastik bandaj alacağız şöyle. Bakın ne yapıyoruz. Şöyle sıkıca saracağız ya da eskilerin kuşakları vardır. Ya da bel kemerleriniz vardır. Bel kemeri de olabilir. Ya da böyle hanımefendiyi ben buraya böyle de yapabilir miyim? Ha, o da olur, o da olur. Serap evet. Hanım yaptığı da olur. Bakın görüyor musunuz? Bir tane daha elastik bandaj sarabiliriz. İstersen öbürünü de öbür ablaya saralım. Nasıl oldu? Hissediyor musunuz bir şeyler? Evet. Duyuyor musunuz? Bakın bak. Şey gibi oldu. Arada evet, gidip değebilirsiniz duvara. Şöyle.
Korse gibi. Aynı korse gibi, bravo. Şöyle. Ceketini çıkarsın mı? Ceketiniz efendim, uygun mu abla? Uygun, çıkarabilir uygun misiniz? Uygun, sordum. Tamam ablacığım. Berna yap bakalım. Tam koy. Tam koy anneciğim. Bakın neresini koyduk? O sivri tarafını koyduk. Sıkıca çektiriyoruz bakın. Hatta bunun üstüne şöyle bir hırka da giyebilir. Yelek de giyebilir. Her şey onun giyebilir. Üstüne. Ama o bel korseleri vardı. Bel korsenin altına koyarsanız daha da iyi olur. Ama elastik bandaj da olur. Ya da hani bizim güzelce kuşaklarımız vardır. Anadolu'da yün kuşaklarımız vardır. Onda da olabilir. Hangisi olsa olur. Yatsı olur mu? Yatarken koyup yatarken de olur. Yatarken de çok iyi olur. Kendi kendine karar ver. Burada amaç demin yaptığı gibi dikkat edin. Demin yaptığı gibi gidecek. Şöyle duvara bastıracak birazcık. Ya da böyle sandalyeye gel abla, şöyle sandalyeye oturalım. Otur abla. Sırtını ver iyice. Yaslan. Tut mikrofonu. Sen de otur ablacığım. Çok güzel. Güzel harika mi? Evet. Böyle duyuyor musunuz? Evet. Oradaki noktalara baskı evet, yapıyor. Evet. Hissediyorsunuz efendim, değil mi? Hissediyorum. Ablama da tut. İyice yaslan abla. Evet. Evet. Hissediyorsunuz değil mi? Evet. İşte kardeşlerim, size basitçe, kolayca akupunktur noktalarına masaj. Kendi kendine yumurta kolisinden yararlanarak. Gördüğünüz, yaptığınız işte bu kadar basit. Penyenizin üstünden, yani özür dilerim, şu atletinizin üstünden koyarsanız daha iyi. Böyle kum elbisenin üstünden değil, atletin üstünden koyarsan daha güzel basar. Mükemmel fayda edecek. Deneyin görün, ne kaybedersiniz? Zararlı bir şey değil, tehlikeli bir şey değil, kötü bir şey değil. Sadece yapmanız gereken biraz sıkı sarın. Ondan sonra da yaslanın. Bak şimdi ablam ne güzel yaslanıyor. Yaslandıkça daha çok hissediyorsun değil mi abla? Evet efendim. Duyuyor musunuz? Evet. Güzel oluyor gerçekten. Fark ediyorsunuz değil mi? Evet. Bak bu ablama da tut. Çok güzel oluyor, fark ediyorum. İşte size bu kadarcık basitçecik bir şey. Lütfen bu kolilerden yararlanın. İki tanesini, üç tanesini koyarsanız daha iyi oluyor. Teki biraz kıvrılıyor. İki tanesini, üç tanesini iç içe koyun böyle. Sırtınıza böyle sarın, ağrıyan yerinize. Burada olabilir. Burada olabilir. Tam bu bölgede olabilir. Sıkıca sarın. Ondan sonra oturduğunuz yerde böyle bastırın birazcık orayı. Kendiliğinden, hiç kimseye muhtaç kalmadan, aman şurama o, burama o demeden buradaki akupunktur noktalarınıza güzel bir masaj işte. Hatta bir şey daha yap şimdi abla. Şöyle şöyle hafif hafif hareketten şöyle. Şöyle şöyle aşağı yukarı da yap biraz. Masaj oluyor mu? Çok güzel oluyor vallahi. Duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? Sağ sol daha rahat. Bak tut ablamı. Sağ sol daha rahat. Sağ sol. Bir de şöyle arkadan git gel yap böyle. Masaj gibi hissediyor vallahi musunuz? Vallahi süper oluyor hocam. Duyuyor musunuz? Bak yemin ediyor ablam, bak yemin ediyor. Ama bir şey söyleyeyim, iki tane koymuşsun Feridun Bey. Neden onu, sert evet, olsun diye. Sert sarapçık olsun diye. Yani onu göstermedin. Tane, bir tane olmaz. Evet onu haklısınız, göstermedin. Onu göstermedim. Ben i̇ki tane üst üste koyacaksınız. Böyle iç içe girecek koyacaksınız. O zaman bir tanesi yumuşak geliyor, kıvrılıyor. Üç tane koyun daha da iyi olur. Üç tane koyun daha da sağlam olur, daha da sıkı olur. Gördüğünüz gibi bakın mükemmel, kamerada çekebiliyor. Şöyle tam yan verelim şöyle. Tam yan ablacığım şöyle. Otur ablam şimdi. Seni de yan çevirelim. Bakın böyle, hele tahta sandalye olursa, sert, arkası sert sandalye olursa çok daha güzel. Kendinizden sırta masaj. İşte Türkiye televizyonlarında ilk defa size bir şey daha söylüyorum. Hani birçok şeyler söyledik, buraya atlar getirdik, eşeklerimizi getirdik, kuzular getirdik. Çok değişik bardak kupalarını söyledik, ozon yağını söyledik elektrik ilk defa. Elektrik süpürgesini pompayı, söyledik. Evet, pompayı söyledik, hala. Evde pompayı söyledik. Size bir mucize daha söylüyoruz. Yapın görün kardeşim. Yapın görün ne kadar. Bizim söylediklerimizde hiçbir zarar yok. Hiçbir yan etki yok. Hiç para yok, para. Masraf yok. Çok ucuz şeylere. Pompa 5 liraydı. Elektrik süpürgesi herkesin evinde var. Bardak herkesin evinde var. Koliyi de yumurta alıyorsunuz zaten, atmayın. Deneyin, görün. Beliniz rahatlamasa o zaman, işte bak ablalar söylüyor, masaj yapıyor diyor. Ne kadar rahat ediyoruz diyor. Hiçbir zarar yok. Hiçbir yan etkisi yok. Lütfen bunu yapın. Bunu da bize bulan yönetmenim sağ olsun Ayhan Bey, dedik ya hocam bir gün böyle böyle yapsak. Biz hemen evde Serap Hanım'a, bana, Sude'ye denedik. Bir de evimizde Nino kardeşimiz var, ona da denedik. Nasıl rahat ettiğimizi fark ettik. Aman dedik bunu hemen yapalım. İşte size gösteriyoruz şimdi. Ne olursa olsun size denemeden, benim deney tahtam burada. Sağ olsun, her şeyi onda deniyorum. Evet sevgili seyircilerim, şimdi reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra çok özel bir de krem yapacağım yumurta kabuğundan. Sakın bir yere ayrılmayın, kaçırmayın. Bu da çok önemli bir bel ağrısı kremi.
Şimdi demin yumurta kabuğuna oturan kardeşlerimize hemen ozon yağlarını ozon yağlarını takdim ediyoruz. Sen bir de sen oturmuştun. Bir de hangi ablaya verecektik? Birine daha verecektik. Kime? Ha, sana verecektik. Sen nereden çıkıyorsun? Hiç sen yok. Ben dörtte o cam kavanozu bildi ama. Şimdi kardeşlerim. Duruyor mu orada? Sırtlarına masaj yapan kardeşleri bir daha soralım. Evet. Ne alemdesiniz? Çok güzel hocam vallahi. Duyuyor musunuz? Yemin ediyor kadıncağız. Evet, çok güzel vallahi. Güzel. Rahat diyorsun değil mi? Rahat. Sırt ağrısını, bel ağrısını geldi mi gel kocacığım hoş geldin diyeceksin. Evet, adam da zannedecek ki buna masaj yapacak böyle gevşeyecek. Getireceksin yumurta kabuğunu yaslan buna diyeceksin. Oh. Evet gösterelim Feridun Bey nasıl yaptığımızı da. Bakın böyle bir taneyle o kadar etkili olmuyor. Doğru. Neden? Evet. Kıvrılır çünkü. İki evet, tane iç içe geçirdik. Biz de yaptık evde. O yüzden evet. Bir taneyle etkili olmuyor. İki taneyle daha çok etkili oluyor. Hatta üç taneyle çok daha fazla oluyor. Etkili oluyor. Çok iyi oluyor. Güzel oluyor. Bu arada Eskişan Hocam mesaj atmış. Diyor ki 2-3 tane bile olsa sesin birazcık dışarıya sızmasını engeller diyor. Şan hocam sana saygılarımı evet, sunuyorum. Evet. Sevgili öğretmenim. 2-3 tane de olsa yenilen, diyor. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Hayır, yenildiniz. Evet. Ben de stüdyodan bir daha rica edelim. O güzelce bakın görünüz. Tamam nasılmış, biliyorum. Nasıl yapılırmış. Ben çok teşekkür ederim. Ben stüdyolar için böyle. Ben saygılarımı onun için sunuyorum sevgili öğretmenim. Evet ben onun için demiyorum. Diyelim ki çocuğunuz çok ses yapıyor Ferit tamam, Bey. Tamam 2-3 tane koydunuz. Komşu rahatsız oluyor. Tamam, evet. 2-3 tane koydunuz. 2-3 tane koyduğunuz ben zaman bir etkisi oluyor. Ben şimdi bir mucize bir krem daha yapıyorum. Nasıl yapıyorum dikkat edin. Bu da bel ağrılarında çok faydalı. Sevgili kardeşlerim yumurta kabuklarından yaklaşık kurutuyoruz. Çiğ yumurta kabuğunu kuruttuk. Robottan geçirdik toz haline getirdik. Kaç tane bu yaklaşık 3 tane yumurta kabuğundan yaklaşık biz buna bir çorba kaşığı kadar diyoruz. Bir çorba kaşığı kadar yumurta kabuğunu bir kabın içine koyuyoruz. Şimdi bunun içine yaklaşık bir çorba kaşığı kadar bal koyuyoruz. Mucize bir krem yapıyoruz gene. Yine mucize bir bel ağrısı kremi yapıyoruz. Dinleyin, dinleyin. Bir çorba kaşığı kadar da ozon yağı koyacağız buna. Evet. Şimdi sevgili kardeşlerim bir de bir çorba kaşığı kadar vazelini suda erittik, suda erittik. Daha doğrusu sıcak su üstüne koyduk, sıvı hale getirdik. Onu da bunun üstüne koyuyoruz. Şimdi kardeşlerim bir de kesme şekeri kadar da kafur. Kafurum diyoruz, kafur diyoruz. Bir bitkide ağaçtan elde edilmiş bu. Bunu da güzelce havanda eziyoruz. İyi dikkat ediniz. Havanda eziyoruz. Birazcık kolonyamız var mıydı? Kolonyamız var mıydı? Sevgili kardeşlerim bunu direkt atsanız da olur ama birazcık kolonyanın içinde eritip koyarsanız daha da güzel olacak. Hemen birazcık herkesin evinde olan bir kolonya. Tamam çok güzel. Birazcık şöyle bir çorba kaşığı kadar kolonyanın içinde bu kafur hemen erir. Bakın hemen eriyor. Gördüğünüz gibi hemen bunu eritelim. Hemen bunu güzelce erittik. Bakın bunu da su haline geldi iyice eridi. Bunu da dökelim. Sevgili kardeşlerim, şimdi mükemmel bir krem yapıyoruz. Caner Bey. Neler koydunuz? Hemen belini açın, şuraya yatırın çabucak Caner Bey'i. Beline nasıl masaj yaptığımızı gösterelim. Çabuk olun. Hemen bir sedye. Ne yaptığımızı anlatalım bir daha Serap Hanımcığım. Söyle içindekilerini. Bir çorba kaşığı yumurta kabuğu. Dövdünüz değil mi yumurta kabuklarını? Aynen. Bir çorba kaşığı bal, bir çorba kaşığı ozon yağı, iki adet kafur. Bir çorba kaşığı da vazelin koydunuz ama vazelini eritip koydu Feridun Aynen Bey. Aynen öyle. Ve kolonya ile erittin değil mi? Yok vazelini sıcak suda erittik. Kafuru kolonyada erittik. Tamam. İki adet bir kesme şeker kat. Caner hemen yat oraya aslanım. Hemen belini açın Caner'in çabuk. Nasıl masaj yaptığını gösterelim. Bunu böyle güzelce krem yapacağız kardeşlerim. Bunu buzdolabında saklayacağız. Nasıl masaj yapıldığını nasıl masaj yapıldığımızı göstereceğiz. Örtelim üstünü. O bizim deliklimiz vardı. Neyse tamam fark etmez. Tamam dur şöyle. Tamam. Şurayı da örtelim şöyle. Tamam. Bir dakika ben de. Sevgili kardeşlerim nereniz ağrıyor? Diyelim ki belinizde bu bölge ağrıyor. Ne yapacağınızı gösteriyorum. Bundan alıyorsunuz. İçindeki yumurta kabukları buraya masaj yapacak. Peeling yapacak bir nevi. İçindeki kafur ağrıyı rahatlatacak. İçindeki ozon yağı ağrıyı rahatlatacak. İçindeki vazelin kayganlığı sağlayacak. Ozon yağı ve yumurta kabuğu burada önemli. Onlar esas iyileştirici. Bir de kafur iyileştirici özelliği olan şeyler. Bakın bundan bir parça alacağız. Şimdi kameranın lütfen şuraya rengine şimdi dikkat edin.
Biraz sonra masaj yapacağız. Bu yumurta kabukları oradaki nasıl kanlanmayı arttıracak onu göstereceğiz. Bakın. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın. Böyle bastırarak masaj yapıyoruz. Yumurta kabukları sürttükçe orada bir kanlanmayı arttırıcı özellik yapacak sevgili seyircilerim. Şimdi bakın böyle masaj yapıyoruz. Şimdi hemen getir bir kağıt peçete silerim. Bak bu kadar kısacık sürede bile nasıl hemen kanlanmayı arttırdı orada. Nedir kural ne bir yere? Kan gelmesi lazım. Kan gelen yere ne geliyordu? Can geliyordu. Kameranın hemen çekmesini istiyorum. Bakın nasıl kıpkırmızı oldu burası. Gördünüz mü kardeşlerim? Ne yaptı bunu? İçindeki o yumurta kabukları oraya peeling yaptı. Ozon yağı ve kafurun buraya işledi. Tatlı bir kızışma olacak burası. Siz böyle masajı yapınız. Bu krem yaklaşık 1,5-2 saat kadar burada durabilir. Sonra güzelce sıcak suyla yıkayabilirsiniz. Yalnız burada sürüp bırakmak değil bu kremi. Muhakkak masaj yapmak lazım. Yani sürtmek lazım ki o zaman çok güzel böyle oraya peeling yapıyor. Daha doğrusu masaj yapıyor. Küçücük noktalıcıklar orada böyle güzelce orayı kanlanmayı arttırıyor. Aklınızda olsun bu kremi muhakkak yapınız. Yumurtanın kabuğu iyice toz haline gelmesi lazım. Kum gibi olması lazım. İnce kum gibi olması lazım. İçine bir tane kafuru kolonya ile eritip koyarsanız daha iyi. Kolonya ile eritemiyorum. Direkt de koysan olur. Kesme şeker kadar kafuru güzelce döveceksiniz. Toz haline getireceksiniz. Daha sonra içine vazelin eritilmiş halde koyacaksın. Gel bir dakika Ayşe abla gel bak. Sen de gel abla bir gel. Bir kokusunu koklayın bakın ne kadar güzel. Şöyle bakın nasıl yaptığımızı da gösterelim. Şöyle dönelim yalnız. Bakın böyle yaptıkça mikrofonu tutar mısın Serapcığım? Bakın ne kadar güzel kıpkırmızı olmuş görüyor musun? Kıpkırmızı oldu hocam. Bak, bir can de kokusunu, geldi bir kan de, geldi. Aynen. Bir de sen kokla abla. Çok güzel. Güzel kokuyor değil mi? Bakın amaç bir daha söylüyorum. Buraya masajı çok yapmak. Masaj yapıp kızartmak yani burayı. Ama aşırı yapıp da yara yapacak kadar da yapmayın ha. Tatlı tatlı masaj şeklinde yapın. Böyle basıra basıra da orayı bozmayın. Bunu yaklaşık 5 dakika kadar böyle bastıra bastıra masaj yaptıktan sonra üstüne bir sıcak havlu koyun. Ya da ısıtıcı bir şey koyun. O zaman mükemmel netice elde edersiniz. Yine buraya yapmadık hocam. Hep kenarlara yaptık. Buraya ağzına sağlık. Bak, Ayşe evet, ablam hocam. Çok güzel bir şey dedi. Burada tam kemiğin üstüne yapmadık. Olmuş. Adelelerin üstüne evet. Yaptık. Buraya yaptık. Ondan sonra bunun üstünü kapatıp isterseniz stresemeyeceğiz bunu. Sıcak su torbası koyabilirsiniz. Ya da şöyle elektrikli ısıtıcılar var işte her yerde bulabileceksiniz artık bunları. Şöyle kapatacaksınız. Bunu elektrikli ama bu 220 ile çalışmıyor. 9 voltla çalışıyor. Çarpmıyor, vurmuyor. Tehlike bir şey yaratmıyor. Bir de kumaş bunun içindeki. Kablo yok, kumaş var. O yüzden en ufak bir riski olmayan böyle ısıtıcıları da bulabilirsiniz. Aklınızda olsun. Su torbalarında delinme oluyor. Kullanmadan önce muhakkak kontrol ediniz. Dün akşam gene bir hastam geldi. Böyle su patlamış, yanmış. Aman ne olur dikkat edin. Su torbalarını üflemeden kullanmayınız. Buna özellikle dikkat ediniz. Evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi ablalarım... Hemen ayakkabılarımızı bir verelim. Ondan sonra kendimize gelelim. İçinde bal çok önemliydi. Kafur çok önemliydi. Vazelin kayganlığı sağlıyor. Bal da şifa etkisi var. Bunu yapınız, neticeyi görünüz. Evet, Fatma İpek Hatay'da. Efendim? Buzdolabında bekleteceğiz değil mi dediler? Bittikten evet. Sonra muhakkak buzdolabında bekleteceksiniz. Buzlukta değil. Serin bir yerde bekleteceksiniz. Amaç o. Serin bir yerde. Serin bir yerde. Ağzı kapalı olsa daha iyi olur. Var. Uçmaz. Çünkü kafurun içindeki maddeler uçar. Ağzı kapalı olacak. Cam kavanozda duracak. Cam kavanozu özellikle dikkat ediniz. Fatma İpek ablam. Merhaba Fatma ablacığım. Merhaba. Şifremiz neydi abla? Kelek. Harikasın. Serap Hanım'ın kelek turşusunu beğendin mi? Evet çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Tuzu çok mu oldu az mı oldu? Güzel ayarladınız sonra. Bence güzel oldu. Güzel oldu. Teşekkür ederim ablacığım. Şimdi o zaman sana soruyoruz. Düz model mi, spor model mi? Spor model. Spor model. Spor modelin siyah düz rengi var, böyle renklisi var. Hangisi? Bence Hatay'da sen şu renklisinden al. Şöyle Hatay sokaklarında bir dolaş. Herkes tamam. Şaşırsın kalsın. Renkli kahverengi olsun o zaman. Yürüdükçe böyle cimnastikler de yapsın. Bel ağrısı, sırt ağrısı, selülit, varis bir şey kalmasın. Allah'a emanet ol. Güle güle Fatma ablacığım. Bir telefon daha alıyoruz. İstanbul'dan Seda Hanım arıyormuş. Seda Aytek İstanbul'dan. Seda ablacığım merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsın Seda abla? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Neydi şifremiz ablacığım? Kelek. Kelek. Seda abla
Nasıl istiyorsun, düz model, spor mu? Yumuşak olandan hocam. Şu yumuşak pamuk gibi olandan yolluyoruz sana. Bak, pamuk gibi olandan. Pamuk gibi olandan yolluyoruz. Güle güle kullan. Kaç numara istiyordun? 7. 37. Tamam. Güle güle ablacığım. Seda ablacığım güle güle. Allah'a emanet. Bir telefon daha aldık. Sevim Hanım arıyormuş bizi Kocaeli'nden. Sevim abla Kocaeli'nden. Sevim ablacığım merhaba. Merhaba, çok güzel yayın yapıyorsunuz. Çok beğenerek izliyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sevim ablacığım yumurta kabuğuna katılıyor musun? Yumurta kolisine. Ben sizin her şeyinize katılıyorum. Çok güzel öğreniyorum her şeyi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok tebrik ederim. Bugünkü programda daha güzellikler vardı işte gördüğünüz gibi. Evet. Güzel bir turşu kurdu Serap Hanım. Bakalım 20 gün sonra tadına bakacağız. Güzel mi olmuş, çirkin mi olmuş göreceğiz. Hakikaten güzel olacak. Evet, spor mu? Düz mü abla? Ben eşime istiyorum. 42 numara siyah. 42 numara siyah. Bağcıklı, bağcıksız? Bağcıksız olsun. Bağcıksız olsun. Bağcıksız olsun. Evet. Bağcıklı olsun, böyle pamuk gibi bir ayakkabıya sahip olduk. Evet. Hadi güle güle kullanın. Evet, şimdi hemen kelek sirkemizle kuralım. Bak koruklarını ayırdım sana. Aman aman. Koruklarımın hepsini turşuya koydun diye. Al bak koruklarım buradayken hemen. Şimdi bak koruğu nereye koyması gerektiğini de göstereceğim size Serap Hanımcığım. En üste koyacaksınız. Neyse. Tamam. İki dakikam varmış. Fazla konuşmadan hemen cecik yapıyorum. Çok kolay. Kelekleri küçük küçük doğradık. Ondan sonra bu kelekleri hemen bunun içine atıyoruz. Hemen çabucak attığım kelekleri. 1 kilo kadar kelek. 1 kilo kadar kelek. Sevgili seyircilerim. Biraz yarın da size bu keleğin şu çekirdeklerinin neye yaradığını anlatacağım yarın size. Çok faydalı bir Öyle özelliği mi? Var. Evet, ondan bahsedecektik. Bir de keleğin başka türlü yararlarını da yarın anlatacağım. 1 kilo kelek koyduk. 3 litre su koyacağız. İyi su olacak ya da kaynamış soğutulmuş su olacak. Ama iyi suyu tercih ederiz. Kaynatılmış soğutulmuş su da pek fazla tavsiye etmeyiz. Sevgili seyircilerim, 3 kilo suyumuzu koyduk. 1 bardak sirkemizi koyduk. Mayalık sirkemizi koyduk. 1 çorba kaşığı tuz koyduk. 1 çorba kaşığı tuz koyduk. Serap Hanım'dan gizleyerek sakladığımız koruklarımızı da koyduk. Al hepsini al. Hep bütün koruklarımı kullandım diye. Ya biz onu bulana kadar... Yönetmenimle beraber göl başında gezmediğimiz bahçe bırakmadık. Bulacağız diye koruk. Yani hadi diyelim ki kullandım. Ne olacak Feridun Bey? Ben şeysiz kalacaktım. Ya benim amacım insanlara güzel bir şey gösterebilmek. Yoksa altına koymanın yerine üstüne koysan daha iyi olacaktı. Hem üstüne hem altına koydum. İkiye paylaştırdım. Peki, teşekkür ederim. Hanımla erkek kardeşlerim. Hanımlardan kurtulmanın çaresi. Hanımcığım sen çok haklısın. Aferin. İyi ki söyledin hanımcığım. Sen söylemesen ben ne yapardım derseniz işler iyi kardeşim. Benim gibi birazcık olmaz mı olmaz dediniz mi? Sadece bu olsa yeter. Buradakiler de hepsi bana saldırdılar, haberiniz olsun. Erkek kardeşlerim gelin beni kurtarın. Reklamlardan sonra buradayız. Sevgili seyircilerim. Turşu da olmazsa olmaz neydi? Muhakkak cam kavanoz kullanacaktık. Ondan sonra ne yapacaktık? İlk 24 saat kapağını böyle kapamayacaktık. Biraz açık tutacaktık. 24 saat sonra kapayacaktık. Bu çok önemliydi. Mesela ben bunu bilmiyordum. Üstüne bir ağırlık koymak çok önemliydi. Taş koyacağız ki kabarıp çıkmasın diye. Bir avuç karabiber atmayacağız. 3-5 tane karabiber atacağız. Bu çok önemliydi. Ben acı seviyorum koruklarını, belki. Koruklarını belki altına koymayacaktık, yani. Üstüne koyacaktık. Herkes istediği kadar karabiberini atsın, istemeyen atmasın. Tamam. Değil mi? O tercihe sirkede bağlı. Sirkede neydi önemli olan? Ama şeyi bilmiyordum. Hani ağzını gerçekten kapatıyordum. Bunu bilmiyordum. Teşekkür Bunu ederim. Bunu bilmiyordum. Nihayet, bunu senden öğrendim. Nihayet bir şeyi yakalayabildim. Çok teşekkür ederim. Şimdi sevgili seyircilerim, sirkede de ne yapıyorduk? 1 kilo kadar keleği güzelce doğradık. Yıkadıktan sonra doğradık. Ondan sonra üstüne 3 litre su koyduk. 3 litre su koyduk. 1 çorba kaşığı tuz koyduk. 1 bardak sirke koyduk. Koruklarımız vardı, onu da koyduk. Bunu muhakkak ama muhakkak böyle bir bez koyduk. Ve gelip karıştıracağız bunu. Yaklaşık 20 gün serin bir yerde güneş görmeyecek. Bu da güneş görmeyecek serin bir yerde tutmakta yarar var. Yavaş yavaş olmasına yarar var. Serap Hanım çok doğru söylüyor. Sakın turşunuza da sirkelerinize de metal koymayınız. Muhakkak şey kullanmaya çalışınız. Tahta kaşık kullanmaya çalışınız. Bir de içine giren sebzelerin biraz böyle çıtır çıtır olmasını istiyorsanız mutlaka limon tuzu ekleyin. Ha. O limon tuzu diri kalmasını sağlıyor. Tuzda, çubuk turşusunun da bir özelliği o. O da öyle çıtır çıtır. Zaten salatalıkları da çıtır çıtırdı. Doğru. O özelliği doğru. Bir de çubuk turşusunun kokusunu veren
O yörede dereotu tabir ediyorlar ama bildiğimiz dereotu değil, değil o. Değil, evet. Çubuğun yöresinde yetişen bir dereotu var. Ondan 3-5 tane koyuyorlar. Değişik bir koku, değişik bir tat veriyor. O da çubuk turşusu. Çubuk turşusu özelliği. Dünyaca ünlü biliyorsunuz kesinlikle değil mi Feridun Bey? Amerika'da ünlü. Gittik. Doğru. Evet, böyle doğru. Amerikalılar da çok seviyorlarmış. Doğru, doğru. Oraya evet, da ihraç ediyorlar. Evet sevgili seyircilerim, turşuyu. Bugün öğrendiğimizden en önemli şeylerden biri neydi? Yumurta kolisiyle kendi kendimize masaj yapan, sırt ağrısını, bel ağrısını rahatlatan bir şey vardı. Ablalarım sırtına koymuştuk. Bir daha soralım bakalım. Ne kadar rahatladın? Çok rahatladım hocam. Ben de çok rahatladım. Çok rahatladın. Teşekkürler. Mu? Bu kardeşim de benim meslektaşımmış, eski bir hemşire hanımmış. Sağ olsun, ayaklarınıza sağlık. Hoş gelmişler, sefa getirmişler. Bugün Batıkent'ten Ayşe ablam ekibini getirdi. Sağ olsun, buyurun Serap Hanımcığım. Evet, bugün en önemli ne öğrendik, ne öğrendik? Ne öğrendik? Erkek kardeşlerim, hanımların dırdırından kurtulmak istiyorsan, hanımcığım sen çok haklısın, ben haksızım diyeceksin, kenara çekeceksin. Başka çare yok. Allah'a emanet olun. Yarın bizim programı seyretmeyen en az 10 kişiye haber vermenizi istiyorum. En az 10 kişiye haber veriyorsunuz. 10'a çeyrek kala burada buluşuyoruz. Allah'a emanet olun.